En güzel, en mutlu günler sizlerin olsun. Bugün limandayım. Erdoğdu Reis'e geldim. Geçmiş bayramını kutlamaya. Kendisi de tekneye çıktı. Erdoğdu Reis, günaydın. Günaydın efendim, günaydın. Nasılsınız? Vallahi iyi. Geçmiş bayramı kutlu olsun. Ben de onun için geldim. İşte geçmiş bayramımızı kutlamaya geldim Erdoğdu Reis. Atlayayım. Bayramlar böyle. Atlayayım mı? Atlayabilecek miyim? Çekilin oradan, dur, atlayayım biraz ben. Çekeyim, dur. Bir de denize düşmedim şimdi. Atlıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Atladım. Öpeyim Erdoğdu Reis. Ya bırak öpmeyi şimdi ya. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi şükürler olsun. Bayramlar geldiği zaman kötü de olsan iyi hissediyor insan kendini. Çünkü bayramdır. Doğru söylüyorsun. Evet. Nasıl geçti bayramınız? Bayramımız pek iyi geçmedi. Şimdi bir şey kazanmadıktan sonra artık bayramların da tadı tuzu kalmıyor. Tabii kazanmak lazım. İyi, kendini iyi hissetmen için bir şey kazanman lazım. Yarışı kazanman lazım. Bu iş böyle. Balık tutman lazım. Bu böyle, avcılık böyle. Balıkçılık böyle. Başladı mı kılıç balığı? Sezonu açıldı mı? Ya 2-3 tane vurduk. Ha, vurdunuz mu? Tabii bir tane orada şeyde yazılı, bir 35 kilo, bir 30 kilo, bir 43 kilo. Oo, ben tabii burada yoktum, ondan gelemedim. Gelemedin, şimdi şey, bizim patron buradaydı, çıktık, onun da şansını hava yapmadık. Oltaya baktık biraz, oltada da pek bir şey tutamadık. Ya çay yapayım mı sana, kahve içeceğiz, kahve yapayım sana. Hadi buyurun, hadi. Buyurun beyefendi, buyurun. Erdoğdu Reis'ten az sonra... Ve burası bizim yaşam yerimiz. Geçmiş bayramları dinleyeceğiz. Ya şimdi, burası bizim yaşam yerimiz. Bayramlar, bayramlar mutlu olmak için. İnsanların mutlu olması için bayramlar. Bayram geldiğinde herkes mutlu olur. Çocuklar mutlu olur. Çocuklara para verilir el öptüğü zaman. Çocuklara para verdiğin zaman çocuklar mutlu olur. Onun için bizim çocukluğumuzda böyle delikli paralar vardı. 2,5 kuruş. Ancak onlardan veriyordular bize. O da verirlerse, eğer istersen dayak yersin. E tabi eskiden para nerede? Eskiden para aslanın midesindeydi. Şimdi ağzında, kandırıp alabiliyorsun. Ya rahmetli babamdan ben para istedim, bir dayak yerdim. Yok, nereden kazanacak adam para? Yok ki, kazanacak yer yok. Eskiden bir bayramda şey geldi, Celal Bayar geldi. O da Cumhurbaşkanıydı galiba o zaman. Marmara Adası'nın gazinoları var böyle, çay bahçeleri deniz sahilinde. Büyük ulu çınarlar var böyle, Rumlardan kalma. Eskiden orası orada Rumlar yaşarmış, işte Yahudiler yaşarmış, şunlar bunlar yaşarmış. Gelirdi gazinoya, toplardı halkı, sorardı. Halkın neye ihtiyacı var? İşte nasıl geçinirler, bilmem ne yaparlar. O gelirdi, sorardı. Herkes işte problemlerini, efendim şeylerini söylerdi. Ondan sonra şimdi yahu dedi Celal Bayar, ben daha çocukum işte, seyrediyoruz. Ondan sonra suratı böyle çilli, tombul bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Siz dedi burada nasıl geçinirsiniz dedi ya. Hiçbir şey yok ki burada dedi, bir ada dedi. Doğru dürüst işte tekneniz yok, motorunuz yok, ulaşım yok, yok bu yok. Gemi yok. Nasıl geçinirsiniz dedi. Ya dedi bir tanesi, bir kuduz reis vardı. Dedi ki Cumhurbaşkanım dedi, biz dedi balık tutuyoruz. Balık bol ama dedi balığı değerlendiremiyoruz, satamıyoruz dedi. Bir tane Sus Marakas gemisi vardı, iki tane. O Sus Marakas gemisi 12 saatte İstanbul'a gelirdi. Yani İstanbul 80 mil ne yapardı? 7 mil falan yapardı demek gemi. Balığı koyuyoruz dedi, İstanbul'a gönderiyoruz, yarı yolda kokuyor dedi balıklar. Buz yok, bir şey yok. O zaman dedi reis dedi, size dedi burayı dedi buz fabrikası lazım dedi. Buzhane lazım dedi. Şok lazım dedi. Ve
hakikaten adam dediğini yaptırdı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Almanlar geldi. Almanlar Marmara Adası'na bir buzağını yaptı. Ve iki tane büyük Blank Lister vardı, büyük. İki tane Lister koydu. O Listerler hem buzhanenin ceyranını veriyordu, hem köye ceyran veriyordu Marmara'ya. Yani eski bayramlar böyleydi. Yani eski siyasetçiler de düzgün adamdı. Yani halkın yararına çalışıyordu hepsi. Bayramlar da öyle işte. Eskiden bayramlar tamam daha değerliydi, daha kıymetliydi bayramlar. İnsanlar birbirine daha saygılıydı ama para yoktu, pul yoktu. Yani giyim zordu, geçim zordu. Alırlar mıydı size bayramlık? Ne, kim alacak? Annem fabrikaya gidiyordu. Sonra bir de konserve fabrikası yapıldı Marmara'ya. Ender fabrikası diye. Sucuk yapıyordular, getiriyordular 30-40 tane inek dana. Kesiyordular, sucuğu yapamıyordular, kurtlanıyordu sucuk, hadi döküyordular denize. Efendim Karadeniz'den torik gelirdi, toriği ton yapardılar. Pişirirdiler fırında etini metini, güzel yaparlardı, onu da yapamazlardı. Ondan sonra her şeyi yaparlardı fakat olmazdı yani, bozuk çıkıyordu. Olmadı, sonra konserve fabrikası iflas etti. Satıldı makinaları, bilmem neleri falan, darmadağın oldu yani. Ama o fabrikada Avuşa Adası'nın halkı çalışırdı. Paşaliman Adası'nın halkı çalışırdı. Marmara'nın halkı çalışırdı. Çok önemli bir fabrikaydı ama beceremediler. Beceremediler, maalesef döküldü fabrika, gitti. Yani ne sucuğu yapabildiler, ne dolma yapabildiler. Ayvalık'tan yağ gelirdi, zeytinyağı. O dolmaya Ayvalık'ın zeytinyağından koyarlardı. Biz yerdik yani oradan alıp. Rahmetli annem o fabrikada çalışırdı. Anacığım taze fasulye ayıklardılar yani konserve yapmak için. Biz de giderdik, anacığıma yardım ederdik, çocuktuk. İşte bayramlarda Marmara'da nasıl olur? İşte öyle bir çift. Yeni ayakkabı aldın mı dünyalar senin olurdu. Ya bir paket sigara almak için 5 tane çocuk bir araya gelirdik. Bir paket sigara almak için delikli paralar vardı 2,5 kuruş. Dolayısıyla öyle hayatımız hep öyle geçti. Çocuklar aradı mı bayramda? Aradılar. Aradılar mı? Aradılar, hepsi görüntülü aradı. Bizim bir bebeğimiz daha dünyaya geldi. Biliyorsun değil mi? Nagihan'ın bir bebeği daha geldi. İsmini de Yaman koyduk. İsmini de Yaman koydular. Maşallah nur topu gibi böyle. Pehlivan gibi. O sarı kafa şimdi onu kıskanacak hep. Öyle mi? Tabii. Çok kurtlu kaçır. Daha dünyaya gelmeden söyleniyordu. Benim oyuncaklarımı elletmem. Şunu yapmam, bunu yapmam. Biraz büyüsün de gör bakalım elliyor mu? Hanımla konuştunuz mu bayramda? Konuştum. Şimdi bu sabah gene konuştum. Hanım, bir yaştan sonra hanımın değeri artıyor. Ama şimdi yaşlanınca hanım değer kazanmaya başladı. Ya şimdi hanımı hep arıyoruz, soruyoruz. Hamdi Reis nerede Hamdi Reis? Hamdi Reis'den kapıştık gene akşam. Yahu bana ters laflar söylüyor. Başım ağrıyor biraz dedim. Kağıt oynuyorduk. Ben dedim bir partiden başka oynamam. Kalktım elimi bir şey alacaktım orada. Gözlerin kıpırdıyor mu? Yok seyiriyor mu? Yok az bir vaktin kaldı. Bilmem ne. Ben de kaptım koyuverdim ona. Küstünüz mü şimdi yine? Küstük gene. Velhasılım kelam öyle. Yok be, o küs sayılmaz tabii o atışmalar. Kavga bavga yok, bir şey yok, küfür yok, bir şey yok. Ama acayip gıcık adam ya. Acayip adam, haşhaşi ya. Boşuna koymadım o ismi ona. Şimdi balık böyle kafadan geliyor, bu son balık. Kafadan gelirken dön balığın üstüne dedim. Döndü ama balığı görmemiş o beğersem. Tam keserine geliyor, balık açmış. Tam balığı vururken böyle bir yaptı balık. Balığın tam bu yan kanadından
vurulmuş. Aldı balık gitti neyse, ipi bir yavru bağladım, bilmem ne yaptım falan. Dedim Hamdi, şamandıra yaptık. Dolaştık böyle bir iki saat falan. Hadi dedim şu şamandırayı tut da balığı dedim alalım. Ondan sonra ben tabii zayıf vurdum balığı dedim. O yüzden hiçbiri el sürmedi şamandıraya. Haşhaşı ellemedi şamandırayı. Ömer de ellemedi. İş başa düştü. Yakaladım şamandırayı. Baktım balık üstünde. Neyse o aşağı ben yukarı falan. Bir saat kadar oyalandık. Aldık balığı içeri. Güzel balıklar. Dolayısıyla şansımız varmış. Yani balığı içeri aldık. Zıpkın kurtardı. Düşün. Yani sağlam vurulmadı. Benim hatam biraz da dümencinin tabii hatası ama bir şey diyemiyorum ki. Ne yapalım? Çok soğudu havalar. Ne zaman çıktı? Bu sene doğanın dengesi bozuldu. Yani bu sene iklim olarak biraz geri atacak kılıçlığı. Geçen sene bu vakitler 100 bin lira satışımız vardı. Be. Bu sene yok daha 13-15 bin lira böyle bir para bakalım alabileceğiz mi? Dolayısıyla sattı motoru. Saç tekneyi sattı. Bir tane ağaç tekne aldı Yiğitler Köyü'nden, onu da satmış. Ya, yani hiç adam o kadar tekne satar mı ya? Yatıyor galiba. Bir yerde pinekliyordur. Alo. Geçmiş bayramı kutlu olsun. Senin de Temelciğim, sağ ol. Nasılsın, iyi misin? İyi valla, teknede uğraşıyorum ya. Yeni yaptım. Ama yeni yerişir mi bu kılıca, yerişir mi yeni? Yerişemedik işte seneye. Evet, seneye de zor gelir. Seneye kadar bakalım sağ mısın? Seneyeymiş. Sen bu sene, Hıyar'a bu sene niye yeriştirmedin tekneyi? Ne? Niye yeriştiremedin tekneyi? Eski tekneyi satmayacaktın daha. Sattım ya, ben yeriştiremiyorum. Ay. İyi, dün vurduk biz 3 tane balık. İyi başlandı, iyi. Öyle. 45 kilo, 35 kilo, 30 kilo. Ama Ali kabarmıyor öyle balık be. 3 gün denize çıktık, birer tane vurduk öyle. Valla soğuk gidiyor be. Acayip soğuk, hasta oldum Ali. Kabaranın üstünde kılıca bakarken hasta oldum. Başım ağrıyor, hapşırıyor. Ateşim falan yok ama. Yani. Abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? He. Bu sene orada hava zor yapacak. Bak ben sana söyleyeyim. Kış hiç yapmadı burada. Bizim için problem yok be Ali. Bizim ne zaman yaparsa yapsın. Biz sadece Marmara'ya geleceğiz. Bir 10-15 gün tatile geliriz. Evet. Öyle biz o balıkları vuracağız evvelallah. İnşallah abi, inşallah. Ben hep dua edeceğim sizi vurun diye. Sağ ol. Valla senin duvan tutar mı be? Ne bileyim valla. Senin duvan tutmaz ki. Sen bir kere 3 kulü vallahi bir ehlam okuyamıyorsun. Nasıl tutacak senin duan ya? Ne demek o 3 kulü vallahi bir ehlam ya? Oha! Oha, o 3 kulü vallahi bir ehlam insanların işleri rast gitsin diye okunan bir dua. Yapma ya. Yapma ya. Alırsınız. Ali! He. Kaç metre oluyor bu tekne? Aynı öbürü kadar işte ya. Ulan hamam takunyası gibi yapmayın su saç kayıkları. Girol'un kayığını da gördüm. Tamam, makinası falan fevkalade. Ya yani donanımı falan iyi ama ufak duruyor. Tekne bet duruyor be ya. Abi sen benimkini gör. Neyse, hayırlı uğurlu olsun. Yapılmıştır ya. Sağ ol abi. Gidiyorum şimdi ben de oraya. Havada nasıl soğuk biliyor musun? Sen ne diyorsun ya? Çok soğuk be Ali. Osman ne yapıyor Osman? Osman orada işte, yarın işe gidecek. Aa, zavallım be. İyi. Yarın işe gidecek, öyle işte, ne yapalım orada abi. Öyle Ali'cim, ne yapacaksın? Ya git yavaş yavaş, biraz sıkı giyin. Bana bak, sıkı giyin biraz, git. Oradaki işleri Osman'a da yardımcı ol çocuğa yani. Yok be ya, ben gidiyorum oraya. Ufak kulübüm var orada benim. Ne var? Kulübe. Aferin lan, kulübe de yaptın. He? İyi, Allah şifa versin, ne diyeyim yani. Amin. Seneye artık bol bol kılıç vurursun. Biz şimdi bir tekne yaptırdık.
İçine içine 350 beygir yan var koydu bizim patron. Akças kalası. Bu, çok güzel, çok güzel. Bu yolsuz kalıyor bu ya. Kalıyor. Yolsuz kalıyor bu, yolsuz. O 26-30 mil falan yapacak diyor şey Ömer. Yapsın o. Yapmaz veya yapsın 12-13 mil yapar. Ağaç tekne bu, o kadar sürat yapar mı ya? Ya benim tekne yapıyordu işte. Peki Ali, nasıl Marmara'da durum, var mı bir yaramazlık? Yok iyi. Ne yok. Makinesi takacaksın şeye, tekneye? Taktım makineyi ya. Ne makinesi o? Renault. Ay maşallah, yol yapar senin tekne. Yok mu ya? Kaçmasın, normal yürüsün yeter bana. Evet, doğru söylüyorsun. İyi, hayırlı uğurlu olsun Ali'cim. Her işte bir hayır vardır. Fazla mazot yakmasın da. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere Ali'cim. Selam, herkese selam. Hadi bay bay. Aleykümselam. Dur şeyi de arayalım. Hamdi Reis'i de Hamdi Reis'i de arayalım. Şeyini kutlayalım. Geçmiş bayramını. Kutla sen. Kutla. Beni görmemiş gibi yap, kapıştık çünkü. Açmıyor. Küçmüş size. Açmıyor. Açmıyor. Açar be, açar. Küçmüş size. Allah Allah. Vallahi açmıyor. Telefonları da açmıyor. Hmm. Ay Allah'ım. Ben o zaman çıkıyorum yavaş yavaş. Bir yukarı da çıkayım bakayım ne yapıyor köy halkı. Vay be. Köy halkına mı çıkacaksın? Geleceğim mi? Yok, şeyi bekliyorum. Efendim, geçmiş bayramınız kutlu olsun. Efendim. Sağ ol, hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi çok. Vallahi sen nasılsın? Yıkılmadık, ayaktayız. Nasıl geçti bayramınız? Vallahi çok şükür, çok güzeldi. Evet. Ne yaptınız beyefendi? Aynen, 4 kırlangıç, 18 kilo. Of maşallah. Tuttunuz. Tuttuk tabii canım. Bayramda mı tuttunuz? Evet tabii. Bayramı rahatla geçirdi. İçişleri Bakanı aldı 2,5'u soktu cebine. Vallahi. Tabii. Oo. Yetiştiremedik, atacaktık gene ama. Havalarda pislik var. Hava azıcık yerdir. Hava bozdu ama sanki değil mi? Bas, fark etmez. Var şimdi para be. Bayram parası var mı? Bitmedi yani. Bitmeden dedik atmayalım gene, bak temizleyelim de. Ağabeyim, önce gelecektim bari de gelinle çocuğu da çekecektim. Gelinle çocuk mu vardı? Ha, evet. Sizin şey mi? Tabii. Ha, ne o, gittiler mi? Gittiler. Vay vay vay. Metin nerede? Bulamadın mı Metin'i? O yok herhalde, o şeyde. Keşene o... giderdi biz gelirken. Hı? Keşene giderdi biz gelirken. Ha, keşene gitti demek ki o. Bak o... gidiyor Sukuba. Her şey normal diyor. Var mı dalış? Yasak mı? Evet. Niye? Havayı görmüyor musun? Hava rüzgarlı diye yasak mı? Evet. Ulan sanki okyanus mu, ne olacak yani? Sanki dip akıntısı mı var? Ne var? Su mu? Ne var? Rif. Ters akıntı var. Eyvah. Ne oluyor ters akıntı? Geri gidiyorsun ters akıntı. Fark etmez yani. Geri git, ileri git. Beyefendi ya, ona göre ayarlayacaksınız kendinizi. Siz o zaman ters dalmışsınız arkadaşım. Bak ben 46 sene oldu çalışıyorum burada. Hep daldım. Hiç ters dalmadım. Hep dikine daldım. Ama siz yan dalıyorsunuz, hava şey diye. Ben sizi bir kere denize girerken görmedim. Ya sallamayın beyefendi ya. Nasıl sallıyorsunuz beyefendi Allah aşkına ya? Benim karşıya gideyim despota. Nereye gidiyor? Yüzerek mi? Oradan güneyin diye. Kanlaşıyorsan. Oradan kemik burnu, oradan Çanakkale'de. Ne orundu be ya. Ay Allah. Çıkıyorum ben yukarı o zaman. Çık tabii ya. Tabii da, öyle dalıp da çıkma. Hadi yeni bir kırlangıç avında görüşmek üzere.